Merhabalar efendim, Esenler Şehir Ekranı'na hoş geldiniz. Nurullah Genç ile Üç Köşe programındayız. Hocam yine bilardo masasının başındayız. Evet ama yani programın adı çok güzel bir Üç Köşe. Fakat bizim masa hep dört köşe. Dolayısıyla hep her programda aslında aklıma şu geldi. Üç Köşe Şehir Ekranı programında dört köşe bir program yapıyoruz. Güzel hocam. Sizin de zaten hayat hep böyle dört köşeli, keyifli bir durum oluyor. Bugün de yolculuğu konuşacağız. Benim de aklıma hep şu geliyor. Diyorum ki ya Nurullah Hoca'yla yolculuk yapanlar gerçekten çok keyifli vakit geçiriyorlardır. Ara ara Serdar Tuncer'in şeyine falan da denk geliyorum. Serdar evet. Abi hep şeyden bahsediyor. Diyor hocam sizinle diyor yolculuk yapmak çok keyifli. Vallahi öyle diyor arkadaşlar. Sağ olsunlar. Neden? Çünkü sizde menkıbe bitmez. Hatıra bitmez. Keyifli keyifli evet. Anlatıyorsunuz. Bir de siz herhalde sessizliği sevmiyorsunuz. Bir yerde şeysin. Güzel bir şeyler anlatayım, şenlendireyim ortamı. Tabii herkesin sustuğu yerde ne oluyor arkadaşlar derim ya. Niye böyle hayırdır filan derim. Çünkü o bize göre değil. Yani dedim ya biz kıssalar insanlarıyız, efsaneler insanı, masal insanlarıyız. Elbette insanın susması gereken vakitte var, gerek de var. Ya hayır konuşmalı ya susmalı. Ama yolculuğun iyi geçebilmesi için de susmak yeterli olmuyor. Yani mutlaka bir yerde de bir konuşmak gerekiyor. Ben Kocaeli Üniversitesi'nde 7 yıl çalıştım. İstanbul'a gider gelirdik arkadaşlarla. Ortak bir arabayla giderdik. Mesela bir hafta bir arkadaşımızın arabası, bir hafta diğeriyle. Hep şunu söylerlerdi. Ya çok yorucu, sıkıcı olacak. Yani 2 saat, 1,5 saat İstanbul'dan Ankara'ya, Kocaeli'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kocaeli'ne git gel olacak. Bir şey söylemedim ben. Neyse başladı. Bir süre sonra dediler ki ya hocam biz yolculuğu hiç hissetmiyoruz. Çünkü hadi hocam bir şey anlat, ben bir şey anlatıyorum. Onlar bir şey anlatıyor. İki fıkra, bir hikaye bakıyorsunuz. Kocaeli'den İstanbul'a. Kamera koysanız arabaya gittiğiniz program olur. Şimdi İbrahim Güran Yumuşak diye bir profesör arkadaşımız var. Şu anda Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde dekan. Geçen de bir program vardı orada gittim. Daha doğrusu açılış dersini vermeye gittim üniversitenin. Orada söyledi. Rektör Bey'e, oradaki arkadaşlara. Dedi ki biz hocamla yolculuk yapıyorduk. Yolculuğun nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Çünkü yani hafızada fıkra var, masal var, kıssa var, şiir var, hatıra var, arkadaşlarıyla geçen hikayeleri var. Bir tanesini anlatsa zaten yolculuğun yarısına yetiyordu filan gibi böyle şeyler söyledi. Faruk Nafiz'in çok güzel bir beyti vardır. Henüz bana yolunun sonu budur denmedi. Ben ömrümü tükettim, bu yollar tükenmedi diyor. Yıllardır yollardayım. Nasıl geçecekti ki başka türlü? Çocukluğundan beri düşmüşüm yollara. Evden ayrılmışım. O köy senin, bu köy benim. O ilçe senin, bu şehir benim. Üniversitede sen öyle. Üniversitede okurken bile sürekli çalışıyordum, yollardaydım. Yani yabancı dil çalışmayı bile yollarda cebimden kelimeler aktararak yapıyordum. Ya buradan bir cümleyi alıp okuyordum, koyuyordum buraya, yürüyordum işe doğru. Zaten hep yürümüşüm. Benim hikayem zaten yollarda geçmiş bir hikaye. Ya bugün dahi bazen çocuklarım arıyor, baba neredesin? Adana'dayım deyince şaşırıyorlar. Baba şimdi Adana'da mısın filan diye. Ya bir gün Antalya'dan Elazığ'a gideceğim. Bizim arkadaşlardan birisi dedi ki hocam dedi Ankara'da 9 saat bekliyor uçak. İstanbul'da 4 saat bekliyor. Hangisini tercih edersiniz? O zaman İstanbul'a gideyim. 9 saat Ankara'da beklemeyeyim dedim. Gece saat 2'de eve geldim. Sabah 6'da çıktım evden. Ertesi gün bizim hanımefendi arıyor. Alo efendim Antalya'dan Elazığ'a gittin mi? Ya eve geldim gece ben. Nasıl eve geldin dedi. Haberimiz olmadı. İşte ben haberleri bile olmuyor bazen eve girip çıkıyorum. Ya yollarda geçiyor günümüz. Dolayısıyla yolculuk hayatımızın önemli bir parçası. Ama böyle hikayeler olmayınca da yolculuk bitmiyor. Mecburen bu hikayelerle süslüyoruz bazen. Ve yolculuk da size yeni hikayeler kazandırıyor çok. Hocam. Her yerde şöyle söylüyorum. Diyorum ki benim hayatımı Allah maceralarla yaratmış. Dolayısıyla rahat olun. Bu da bizim maceralara eklenmiş yeni bir maceradır. Yani mutlaka bir yerde bir şey oluyor. Yani gidiyoruz bir yerde bir şey oluyor. Şimdi geçenlerde korona yani atlattım, hasta oldum. Geçmiş Diyarbakır'dayız, hocam. Allah razı olsun. Burak diye bir arkadaş var aslında, onunla beraberiz. Rahatsızım yani. Sahneye çıkıyorum, iniyorum ama başım dönüyor. Uçak iptal edildi, dönüş uçağı. Ve ben ciddi manada da rahatsızım. Diyarbakır'dan gideceğim. Gaziantep'e baktı, uçak yok. Urfa'ya baktı, uçak yok. Oraya baktı, uçak yok. Buraya baktı, uçak yok. Sadece bir tane Pegasus'tan bir şey kalmış. İki tane bilet kalmış, onlar da alınmış. Uçak yok. Ben kaldım orada hasta otelde yatacağım ertesi gün. Bir hava yolunda kalmış. O da alınmış. Sonra dedi ki hocam dedi ya isimleri bir daha bir yazayım dedi. Bakalım dedi yani belki yer falan açılır. Yazdı isimleri.
Bana bilet verdi, sistem Burak'a vermedi. Ben geldim, Burak kaldı orada. Aradım Burak. Burak nasılsın, iyi misin? Hocam iyiyim. Burak macera senin için devam ediyor şimdi de filan dedim. Ya bir yerde bir şey oluyor ama ben bundan müşteki değilim. Şikayetçi değilim. Hep şuna dua ediyorum. Hayırlısı olsun da ne olursa olsun. Yeter ki hayırsız bir şey çıkmasın karşımıza. Yollarda kalmışımdır, dua, yol duaları almışımdır çokça. Yani macerayla dolu bir hayat ama şükür karşınızdayım, programı yapıyoruz. Hocam aynı zamanda siz yolcu olduğunuz için geride kalanlara da dua etmişsinizdir. Sizin dualarınız da meşhur. Tabii. Ya bir de beni böyle şey yerine koyuyorlar. Bir şey böyle kimse duymasın, aramızda konuşalım da programdayız, nasıl duymayacaklar. Yani fısıldayayım böyle biraz yavaş yavaş. Şimdi böyle o hikayeler, o dua hikayeleri, yol hikayeleri olunca böyle kardeşlerimiz geliyorlar işte programlarda, imzalarda filan. Hocam bize bir dua edin filan. Diyorum ki kardeşim ben çok dua aldım. Dua edenleriniz bol olsun. Hayırlı insanlar size dua etsinler. Yani ben böyle beni duası kabul olunan adam gibi düşünüyorlar. Ben duası kabul olunan adamların dua ettiği adamım. Yani öyle çok duam kabul olduğunu bilmiyorum. Allah bilir onu. Allah'ım duası kabul olunanlardan eylesin hepimizi. Dolayısıyla bazen de bu hikayelerden dolayı ya bu bir gariplik var, bu adam da biz bunun duasını alalım filan diye geliyorlar. Aslında gariplik bende değil. Bana dua eden adamlar da duaları tutuyor, ben yolda kalmıyorum yani. Mesela o gün Diyarbakır'da da kalmadım yolda. Burak kaldı, ben geldim. Ve Burak'a dedim ki Burak bak dedenin duası, gördün mü? Allah evet, seni hocam, yolda bırakmasın sizin, diye dua etmişti. Sizin evet o bir dede hikayesi evet, var. Yani Diyarbakır'da kalmadım işte onu diyorum. Bana yer açıldı, ben geldim. Evet. Hocam peki hiç unutamadığınız bir yolculuğunuz var mı? Siz mesela geçenlerde bir Özbekistan'daydınız, Balkanlar. Her sürekli bir yolculuğunuz evet. var. Anadolu'nun gitmediğiniz yeri kalmadı zaten. Tüm şehirlere gittiniz. Hatta köy köy, kasaba kasaba bile dolaştığınızı biliyoruz. Böyle ilginç bir yolculuğunuz. Evet ya, bu yolculuk da benim için gerçekten farklı bir yolculuk oldu dediğiniz. Yani epeyce bir yol hikayesi var. Ama bir tanesi böyle hem komedi, hem gerilim, hem ne olacak filan, bunu nasıl işlediğimiz bir hikayedir. Aslında omuzlarımda dünyada anlattığım bir hikaye o. Mesela onu unutmuyorum ben. Zaman zaman da aklıma geliyor. Böyle bir kaza gördüğümde aklıma geliyor. Böyle bir nazardan filan söz ettiklerinde aklıma geliyor. O ilginç bir yolculuktu. Onu böyle çok kısa bir anlatayım. Üç köşeyi ters köşe yapalım. Olur hocam. Böyle olsun program. Yani doğal olsun istiyorum. Elbette hocam, yani gönlünüzden nasıl muhabbet geliyorsa ediyoruz, muhabbet olsun. Kardeşlerimiz hoş görsünler. Şimdi nazar haktır biliyorsunuz. Yani insanın farkına varmadan gözü bir enerjiyle falan başka insanlara dokunur. Gözü dokundu derler zaten bizim buralarda. Bir arkadaşımız araba alacak. Abdullah Çağlar ismi, profesör, gıda profesörü şeyde, Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiydi Erzurum'da, yakın arkadaştık. Nurullah'cığım dedi ya ben araba alacağım, şoförlüğüm de çok yok, sen bana bir yardım et. Neyse gittik, buna bir eski bir araba aldık ama sağlam bir araba. Yani 2400 motor, sağlam. İşte motoruna baktırdık, problem yok. Kaputuna baktırdık, problem yok. Arabayı o zamanki parayla işte epey de bir para vererek satın aldık. Bir gün sonra da İstanbul'a gidecek. Bizim de çocuklar İstanbul'da. Dedi ki sen gelmiyor musun? Ben bir hafta sonra geleceğim dedim. Ya benim yolcu şeyim iyi diye şoförlüğüm. Bir hafta önce al beraber gidelim. İyi peki dedim. Ayarladım işleri. Ertesi gün yola çıkacağız. Arabayı aldık. Eve doğru geliyoruz. Yani bütün kontrolleri yaptırmışız. Geldik lojmanın önü. Üniversite lojmanları. Bir 15-20 kişi bekliyor orada. Arabayı çektik kenara. Kaldırımın yanına. İndik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo hayırlı olsun filan dediler. Abdullah hayırlı olsun. Aldın mı hayırlı olsun? İşte hayırlı olsun diyen, maşallah diyen filan. Böyle konuşurken ayaküstü arabanın arka camı tuz oldu, indi bir anda. Durduk yerde. Yani bir 3-5 dakika sonra hani taş değmedi, bir şey olmadı. Arka cam böyle buz oldu, indi. Şimdi bunu görünce insanlar bir an şaşırdılar. Ne oluyor filan? Böyle bildiğimiz tuz. Tuz gibi oldu yani o. Paramparça oldu yani. Hayır hayır, tuz böyle. Ufak tuzlara dönüştü. Allah Allah. Tabii tabii böyle tuz gibi oldu, indi aşağı. Yani süpürgeyle süpürdük, topladık. Yani ufacık parçalara dönüştü. Abdullah bir anda morali bozuldu. Ya ne oldu filan dedi. Ya dedim tamam ben anladım dedim. Olur. Hiç canını sıkma. Oradaki arkadaşlar da üzüldüler. Ya hangimizin nazar ettik, hangimizin gözü değdi filan diyenler oldu. Ya dedik olur böyle şeyler, önemli değil. İnsanlar dağıldı. Araba bir anda
arka camı olmayan bir arabaya dönüştü. Ertesi gün de gideceğiz, ne yapalım, gittik sanayiye. Dediler ki bunun orijinal camı burada yok. Tuttular ona bir kontrplak taktılar, simsiyah böyle bir şey. Böyle gideceksiniz dediler, eyvallah dedik. Ertesi gün yola çıktık. Gidiyoruz iki çocuğuyla eşi, ben arabayı kullanıyorum, onlar oturuyorlar. Erzincan'ı geçtik, Su şehrini geçtik, akşam karanlığı çöktü. Artık ya yani güneş gitti filan. Tam böyle 60-70 kilometre süratle bir viraja dönerken bir köpek arabanın önüne attı kendisini. Atınca sağ taraftan far köpeğe vurdu. Far dağıldı, köpek düştü, kalktı, bize döndü, baktı, çekti gitti. Hiçbir şey olmamış köpeğe, yani gitti, durdu. Şimdi çok enteresan bir şey. Böyle arabanın ön tarafı olarak düşünürseniz bu far vurdu köpeğe. İndik, bu far da dağılmış. Allah Allah. Bu far bir yere vurmadı aslında. Aynen bu far gibi dağılmış, kırılmış. İçerideki o yuvarlak lamba dışarıda. Ve farın camları yerde. Tuz gibi kırılmış, inmiş. Abdullah'ın tepkisi şu. O bir de böyle bir tamam mı kelimesini de tamam mı diye söyler. Enteresan bir söyleşi var. Söyleyişi. Tamam mı? Buna köpek vurdu. Buna kim vurdu? Anlatamıyorum. Abdullah diyorum. Vurunca herhalde o sertlikle kırılır. Kırılmaz tamam mı diyor. Bu köpek bunu kırdı diyor. Bunu kim kırdı diyor. Bunu da diyor o göz mü kırdı yoksa. Ya Abdullah öyle düşünme. Bir şey olmaz. Yok diyor. Ben bunu anlamak zorundayım diyor. Burayı köpek kırdı. Burayı kim kırdı? Biz iki tane farsız başladık yol gitmeye. Ama o çok garip oluyor. O şeyler ışığı topluyor ya. Lambaların önündeki evet. Siperlikler. O gidince ışık dağılıyor. Bir acayip bir ortamda gidiyoruz. Böyle bir masal ortamı gibi gidiyoruz filan. Başladık o şeylerle gitmeye falan. Abdullah şöyle duruyor. Tamam mı diyor. Yani bu diyor ben bunu anlamadım. Ben diyor bak biraz mekanikten anlarım diyor. Bunun kırılması mümkün değil diyor. Bunu kim vurdu bunu? Ya Abdullah bak yola çıkmadan şöyle demiştim. Bildiğimiz bütün duaları okuyalım. Ayet-el Kürsi okuduk, Felak nasıl okuduk. Mümkün mertebe bütün duaları da ederek yola çıktık. Sen bir daha dua et. Dua et. Başka bir yerine bir şey olmasın. Amasya'ya girdik. Amasya'dan böyle bir rampayla inersiniz Amasya'ya. Amasya'ya girmeden önce tam böyle bir rampayı aşağı doğru inerken o zaman böyle çift yollar nerede? Türkiye çok değişti. Tek yönlü yol. Bir kamyon, bir otobüs bir hatalı sollama yaptı. Ve anında üstümüze geldi. Ben eyvah bize vuruyor diye bağırdım arabayı. Dedim ki yani kamyonun altına girmektense dereye gitmek daha iyi. Çevirdim dereye doğru. Yan tarafta uçurum. Gece karanlık. Çevirdim. Allah'tan süratimiz fazla yok. 70-80 filan frene bastım durduk. İşte Abdullah yenge Allah diye bağırdılar filan. Dereye gidiyoruz diye. Kamyon durdu öndeki kamyon. Otobüs bastı gitti gaza. Kamyoncu indi geldi yanımıza. Nasıl sövüyor? Kafadan vuruyordu bana dedi. Ya dedim bizi eziyordu biz kenara. El feneri yaktı adam böyle geldi yanımıza. Bizim arabanın lastiği uçurumun kenarında. Şöyle söyleyeyim yani 30 santim daha gitse uçurumdasın. Dereden aşağıdayız, uçurumdayız. Böyle kalmışız. Abdullah onu gördü ya, tamam mı? Bunu kıranla bunu burada tutan şey aynı şey. Bu bizim duamız, bunu kıran da o gözeden adam. Dedim Abdullah yapma. Yani bilmiyoruz kimin nazarı değdi. Bunu böyle konuşmamıza gerek yok. Ama bir şey oldu diyor. Bak geldik diyor, uçurumun kenarında durduk. Otobüs neredeyse bize vuruyordu. Abdullah'cığım biz bir daha duaya başlayalım. Biz bir daha başladık. Bütün duaları okuduk. Yola çıktık. Osmancık diye bir yer vardır. Oraya gittik. Osmancık'ı geçtik. Yine bir rampadan aşağı iniyoruz. Otobüs hatalı solladı. Aynı şey. Üzerimize geldi. Önümüzde kamyon var. Ben artık alıştım ya. Büktüm sağ tarafa. Dereye gideyim diye. Frene bastım durduk. Otobüs çekti gitti. Kamyoncu indi geldi. Kamyoncu aynı şekilde. Bu ne yaptı bizi öldürüyordu filan. Abdullah'ın rengi kaçmış. Abi biz bunu az önce yaşamadık aynısını. Dejavu gibi. Abdullah yaşadık. Yeniden geldi başımıza. Baktık yine uçurumun kenarındayız. Böyle gelmişiz derenin kenarına. Ya inanmak zor gibi ama. Ya yaşadığımız bir şey ben bunu unutamıyorum. Gelmişiz buraya duruyoruz böyle. Bindik arabaya. Dedim Abdullah başlayın yeniden. Bütün dualara başlayın. Tekrar dualara başladık. Yola çıktık. Samsun yolundan yukarıya doğru döndük. Bir sisin içine girdik bir anda. Ama devasa bir sis. Frene bastım durdum.
Dedim Abdullah bu siste kimse gelemez. Gelse de vuracak bizi. Arabadan inelim bari. Hemen arabadan indik. Birisi gelse vursa da biz içinde olmayalım diye. Sis biraz dağıldı. Ne görseniz iyi. Şu araba, arabanın ön tarafı düşünün. Aşağı yukarı şöyle bir 3-5 santim kalmış. Koca bir sığır arabanın önünde uyuyor. Bakın şöyle gelmiş, sığıra arabaya dayanmış, biz durmuşuz. Yani şöyle bir 5 metre daha gitse taklatacağız. Yani frene bastık, durduk, sığır burada uyuyor. İndik, Abdullah'ımın, kardeşimin şeyi şu. Lan bu sığırın burada ne işi var? Burada ne yapıyor, tamam mı? Bu inek burada ne iş yapıyor? Bu niye? Yaz biz buna çarpsaydık. Abdullah'cığım dur bak, bu yolculuk çok enteresan, gizemli bir yolculuğa dönüştü. Ne güzel bir macera. Bırak macerayı yaşayalım ya, sihri bozma. Bak ne güzel, uçurumun kenarında duruyoruz, ineğin yanında duruyoruz. Bir baktık ki sürü, bütün sürü aşağı inmiş, o hayvancağız oraya yatmış. Karşıda da arabalar bekliyor. Bütün araba şoförleri şaşkın. İnek, koskoca bir inek yolun ortasında yatıyor. Allah. Ve bizim araba onunla bitişik. Neyse hayvancağızı kaldırdık, karşıya geçti, biz tekrar yolumuza devam ettik. Geldik Sakarya'ya yakın bir yerlere. Dedim ki Abdullah sabah namazı vakti, bir mola verelim, işte namaz kılalım, bir şeyler yiyelim, ondan sonra gidelim. Yiyecek hal mi kaldı? Tamam dedim, yok artık rahatladık, şeye geldik. Otobandayız yani, Allah'ın izniyle daha bir şey olmaz. Girdik neyse tesislere, çıkacağız. Arabaya bindik, dedim ki ya ben bu arabayı bir kontrol edeyim. Sağına soluna bir baktım, şey yok. Altına bir eğildim ki yağı akmış arabanın. Hiç yağ yok. Bir kontrol ettim, yağ sıfır. Abdullah'cığım in dedim ya, arabada yağ kalmamış. Abdullah lastiğe bir tekme attı. Biz bu arabayı aldık. Bu arabaya kim baktı? Ya Abdullah rahat ol. Biz gideceğiz Allah'ın izniyle. Sonra baktım bir usta bir arabayı yapıyor. Yanına gittim. Böyle bir holdingin bakım arabasıymış. Anlattım durumu. Geldi baktı. Dedi ki abi bu araba yağ tutmaz. Bir şey olmuş. Bir şey, teknik bir isim söyledi. Bu sürekli yağ yakar dedi. E nasıl olmuş? Bu araba dedi eski araba olduğu için 140-150'yi aştınız mı bunu yapar. Yani süratli gitmeyeceksiniz. Ne yapacağız? 3-4 galon yağ alın dedi. Doldurun, eksildikçe koyun. İstanbul'a öyle gidin. Biz yağları aldık, koyduk, hareket edeceğiz. Ayağımı bastım, gaz pedalı kırıldı. Şimdi Abdullah aynen şöyle. Hocam film yapsanız bu film olur. Ya nasıl yani? Ya bu gaz pedalı niye kırıldı? Ya debriyaj kırılsa anlarım, gaz pedalı niye kırıldı? Gaz pedalı sıfır. Pas yok, bir şey yok. Kırıldı. Ortadan gitti. Ustayı bulduk, çağırdık. Adam dedi ki ben hayatımda ilk defa gaz pedalının kırıldığını görüyorum. Ben de ona bir göz hikayesi anlattım. Dedim ki bak büyük ihtimalle bu arabanın üzerinde bir nazar var. Hikayemiz böyle. Baştan beri böyle geliyoruz. Adam böyle bir arabaya baktı. Abi dedi bu büyülü bir araba. Ben bundan uzak durmak lazım. Dedim nasıl uzak duracağız? İstanbul'a gidiyoruz biz bu arabayla. Usta diyor bunu. Dedim ki padişahın birine gelmişler. Demişler ki ya bir adamın gözü çok iyi değiyor nazar. Adamın gözü öyle bir değiyormuş ki mesela bu duvar ne biçim duvar deyince duvar yıkılıyormuş bir süre sonra. Ya şu ata bak ayağı nasıl beyaz bir at filan, atın ayağı kopuyormuş bir yerde. Bir şey söylüyormuş mutlaka bir şey. Padişah demiş ki o adamı getirin düşman ordusuna bir baktıralım. Ya bu ne biçim ordu filan desin, orduyu mahvedelim. Adam da yaşlanmış epeyce, getiriyorlar, vezir götürüyor tepeye. Dayı efendim diyor şu orduya bir bak, ordu nerede diyor. Ya orada diyor, görmüyor musun orduyu? Ya nerede ordu, ben göremiyorum. Yaklaştırıyor bir daha, göremiyor musun? Göremiyorum, ordu nerede? Ya dayı diyor bak biraz daha yaklaştırıyor, görmedin. Ya gördüm diyor, orada bir ordu var evet. Senin gözlerin orduyu nasıl görüyor deyince vezirin gözleri iniyor aşağı. Orduya gidecek enerji. Vezir gidiyor. Tamam mı, vezirin gözlerini götürüyor. Ustaya dedim ki bak böyle bir şeydir. Gözleri götürür ya, bu arabada böyle olmuş az mı filan. Ne yapacağız? Adam tuttu gazı 30'a getirdi. Araya bir şey sıkıştırdı. Biz 30 gazla ileride bir 20 kilometre ötede organize sanayi bölgesi vardı. Oraya gittik. Arabayı çektik. Usta aynen şöyle dedi. Ben dedi bana çok nadir gaz pedalı gelir kırılmış dedi. İlk defa böyle neredeyse pırıl pırıl bir gaz pedalının kırıldığını görüyorum. Tamir etti. Hareket ettik. Dedim ki Abdullah ben arabaya bir daha bakacağım. Tamam mı? Allah'ını seversen inip bakma. Sen her baktığında arabada bir şey oluyor. Sen inme. Abi indim ki arka lastik patlamış. Dedim Abdullah in, lastik patlamış. İndik. Lastiği yaptık işte, stepneyle değiştirdik. Benzin aldık. Dedim ki Abdullah bir daha ineyim mi? Lütfen daha arabadan inme. Ne olursa olsun.
İçim rahat etmedi. İndim. Dedim Abdullah, öbür arka lastiği de patlamış. Hocam siz İstanbul'a varabildiniz mi ya? Öbür arka lastiği de yaptık. Abi biz İstanbul'a, yani normalde 18 saate gidecek, 16 saate falan gidecek. 22 saate gittik İstanbul'a. Arabayı evin önüne bıraktım. Dedim Abdullah bana müsaade. Ben kaçıyorum arkadaş. Ben bu arabaya bir daha yaklaşmam. Mesela biraz kısalttım. Bir televizyonda anlattım. Abdullah arkadaşlarla bizim yanımıza geldi. Dedi ki azını niye anlatıyorsun dedi. Daha çoğu var dedi. O nasıl gerilimdi dedi. O nasıl şeydi. Derelere gidiyoruz. İneğe çarpacağız, takla atacağız filan. Mesela unutamadığım yolculuklardan bir tanesidir. Ben onun için diyorum ki yolculuğa çıkmadan önce dua edin. Ve insanların herhangi bir sahip olduğu meseleyle ilgili konuşurken de maşallah deyin. Evet. Maşallah demek Allah onu diledi, böyle yaptı demektir. En güzeli hemen gördüğünüz şeyde ilk maşallah deyin, sonra tabii, cümlenize tabii, devam tabii, edin. Daha tabii. Hoş olur. Hocam şimdi elimde sizin çektiğiniz bir fotoğraf var. Evet, evet. Siz aynı zamanda fotoğraf yolculuklarına da çıkıyorsunuz. Ve fotoğraflarınızda dikkat ettiğim bir unsur var. Genelde fotoğraflarınızda insan ön plana çıkıyor yani. Arzu şekilde. Ediyorum insan olsun evet, diye. Evet, insanın olduğu hayat fotoğraf var çünkü insanın olduğu yerde hayat, hayat olduğu. Hayat akışı. Evet. Şimdi bu fotoğrafınızda da evet. Burası neresi hocam? Burası İstanbul Eminönü Yeni Cami var biliyorsunuz. Evet, Yeni caminin önü. Yeni caminin merdivenlerinden çekilmiş bir fotoğraf. Yağmurlu bir hava. İnsanlar gidip geliyorlar, yansımalar var. Ama rastgele bir fotoğraf fotoğraf olmaz. Yani fotoğrafın bir anlamı olması lazım. Fotoğrafın verdiği bir mesaj olması lazım. Bir ahenk, bir hareket, bir enstantane düzeyi olması lazım. Şimdi bu fotoğraf bir yansıma fotoğrafı, yağmurlu bir havada. Fakat önemli olan insanların duruşlarına bakın. Hocam ben ilk baktığımda bu fotoğrafa evet. Dikkat etmeden baktığımda 4 kişi aynı yöne gidiyormuş gidiyor, gibi gördüm. Evet. Yani evet. Bu yandaki kişiyi kastetmiyorum. Evet. Sadece şu 4'lüye baktığımda 4'ü aynı istikamete gidiyormuş gibi. Ama detaylı baktığımda bir kişi bu tarafa doğru geliyor. O 4'ün bir parçası evet, gibi evet. Duruyor. Ve yansımalar da aynı şekilde. Şimdi çok ilginç bir şey var bu fotoğrafta. Şimdi baktığımızda yönü karşı tarafa olanların, yani bize doğru değil, karşı tarafa olanların 4 kişi olduğunu görüyoruz değil mi? Evet. Bu 4 kişinin sırayla ayaklarının şeyine bakarsanız hareketine sağ ayak, sol ayak, sağ ayak, sol ayak diye görürsünüz. Bunu düşündünüz mü diye sorarsanız çekerken nasıl yapayım ki ayaklar arasında bir ahenk oluşsun diye düşünüyordum evet. Ve durmadan deklanşöre bastım. Acaba bunu yakalayabilir miyim diye. Yakaladığımı görünce de şükrettim. Şimdi mesela bu fotoğrafı o deklanşöre basarken sürekli basıyorsun. Evet. Belki 30 fotoğraftan 30-40 fotoğraftan bir tanesi, bu. Şöyle mesela biri sol ayağını öne atmış, yanındaki sağ ayağını. Öbürü sol ayağını öne atmış, yanındaki sağ ayağını. Bize doğru olan, bakın dikkat edin, sağ ayağını öne atmış, yanda onları izleyen de ya da yanda onlara doğru yürüyen de yine sol ayağını. Yani sağ sol, sağ sol, sağ sol. Bir böyle bir aksiyon var, ahenk var. Zaten yansımanın ahengi var kendi içinde. Yağmurlu bir hava. Yağmurlu bir hava. Bakın yansımalarında da ayak hizalarına bakın aynı şeyi görürsünüz. Fakat ilginç olan yansımaya baktığınızda sol sağ, sol sağ, sol sağ gibi duruyor. Görüntü ters yansıdığı için. Mesela burada şeyi merak ediyorum hocam. Fotoğraf okuması yapıyoruz. Şu arada bu ekipten 3 kişiden ayrı giden, şu yöndeki giden evet. Kişi bunlarda 3 kişiyle arkadaş mı değil mi? Tabii bilemiyoruz. İşte bilemiyoruz. Mesela bu kişinin ruh okuması. Evet. Bambaşka bir. Ben mesela şeyi hiç fark etmemiştim. Siz söyleyince şimdi detaylara bakınca fark ettim. Arkada 2 kişi İki daha kişi var. 2 kişi daha var ve onlar ellerinde eşya taşıyorlar. Evet. Onların da ayakları havada. İkisinin de sağ ayağı havada. Yani bu fotoğrafta duran kimse yok. Ya herkes yürüyor. Hep bir hareket var, bir yolculuk var. Halinde. Adımlar arasında bir ahenk var. Görüntünün yansıması zaten belli bir ahengi ifade ediyor. Dolayısıyla bu siyah beyaz bir yansıma fotoğrafı. Evet. Ama şimdi bilemiyoruz. Şu kişiler arkadaş gibi yürüyorlar. Hocam ben şu acaba arkadaş mı değil mi bilemiyoruz. Bir tane daha yolculuk detayı buldum. Evet. Fotoğrafta şu
ince detayda bir otobüs var. Evet, şehirler evet. arası veya işte evet. tur otobüsleri tabii, temsil tabii, eden tabii. o bölgede o tur otobüsleri çok oluyor. Bir otobüs gidiyor, otobüs, insanlar otobüs gidiyor, var. Otobüs Hep var. Bir yolculuk hikayesi. Evet. Aynı zamanda şeyi de çok seviyorum hocam. Siz meşakkatli fotoğrafları seviyorsunuz. Tabii tabii. Böyle çok meşakkatli bir fotoğraf. Meşakkatli. Zor çekilim ben bunu. Şemsiye taşıyorum bir taraftan, makine ıslanmasın diye duruyorum. Ve şu kişiyi de yakalamanız gerekiyor. Bu da denge oluşturuyor. Yani şu arkadaşımızın duruşu, tarzı sanki bunları izliyor gibi. O dörtlünün dışında... Tabii bir denge. Denge unsuru. Anlatabildim mi? Yani şöyle bir baktığımızda bir denge oluşturuyor. Çok güzel bir ahenk hocam. Eyvallah. Tabii bunun için çok ciddi manada o bir kareyi yakalayabilmek için Emek. Yolculuk yapıyorsunuz. Evet. Emek veriyorsunuz. Emek yani belki 5-6 saat beklediğiniz fotoğraflar oluyordur. 3-4 saat bekleyip bir fotoğraf çektiğim olmuştur. Bir fotoğraf için evet. 3-4 saat. Ama o fotoğraf işte belki 20 ülkede sergilenmiştir, ödül almıştır. Çünkü emek vermeden fotoğraf deklanşöre bastık oldu diyebileceğimiz bir şey değil. Nasıl her kelimeleri bir araya getirdiğimiz şiir olmuyorsa her görüntülediğimizde fotoğraf olmuyor. Fotoğrafın da kendi içinde şiir gibi unsurları var. Yani ahenk olacak, duygu olacak, bilgi kültürü olacak, biçimi sağlam olacak, kompozisyonu olacak. Anlatabildim mi? Belki işte ritim, inanılmaz bir ritim olacak, fotoğrafı taşıyan ritimdir en çok da. İlgi noktası olacak. Ana teması olacak. Tema diyoruz ya kompozisyonda. Fotoğrafta da ilgi noktası denir ona, ilgi doğa. Ufuk çizgisi olacak. Yani teknik özellikler olacak, ışık doğru kullanılacak. Bunların hepsi fotoğraf yapan unsurlar. Bunlar için bir emek vermeniz lazım. Bir, bunları öğrenmek için, bir de bunları kullanmak için. Yani bu fotoğrafın ve bizim fotoğraflarımızın arkasında benim ciddi de bir emeğim var. Öyle birdenbire olmaz o. Evet hocam, emeğinize sağlık Eyvallah. Diyelim. Çok güzel, bereketli işler Teşekkür yapıyorsunuz. Bugün bizim programımızın ismi de Üç Köşe. Evet. Şiiri konuşuyoruz, fotoğrafı konuşuyoruz. Konuştuk, ne güzel. Bilardo'yu konuşuyoruz. Satrancı konuştuk. Satrancı konuşuyoruz. Her şey. Sanat, ya bu, edebiyatı. Bu Üç Köşe'yle başladık ama. Tarihi konuştuk, çok... kişiliği, bir sürü kavramı konuştuk. Çok bereketli Ben teşekkür ediyorum ki başta belediyemize, emeği geçenlere, belediye başkanı, kültür müdürü ve arkadaşlarımıza ve siz ekibimize. Yani o kadar güzel çalıştık ki bu bilmem kaçıncı bölüm. Bir insan grubundan bir insan bu kadar mı memnun kalır? Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam biz Allah teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, bereketli sağ olun. Oldu. Bundan güzel oldu. Hayatlarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun hepiniz. Hocam. Eksik olmayın. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, Esenler Şehir Ekranı'nda Nurullah Genç ile Üç Köşe programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla, farklı bir içerikle tekrar karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.